Murat, aynen. Tüm masaları temiz, runnerları serelim, olur mu? Olur Nazlı Hanım, sereriz. Bu ne şimdi ya? Ne oldu patroncuğum? Avukat bir adamın CV'sini yollamış. Bunu incele, geldiğimde de konuşalım diyor. Kim ki bu? Saçma sapan bir tip bence. Murat bir baksana. Buyur patron. Gel bak bakayım, bu adamı tanıyor musun? Yok patron, tanımıyorum. Allah Allah. Neyse, yanlışlıkla attı herhalde ya. Tamam sağ ol. Hadi biz işimize bakalım. Sen notları tuttun mu? Şunu göstereceğim. Şöyle bir menü düşündüm. Ya tabii gün gün değişecek yemekler de olacak ama yani kabaca taslak bu. Buyurun siz de bakın. Açıkçası bu benim uzmanlık alanım değil Ozan Bey. Siz benim size gönderdiğim özgeçmişe bakabildiniz mi? Siz onu bana yanlışlıkla göndermediniz mi? Hayır, bilerek gönderdim. İyi de ben eleman aramıyorum ki. Ya, olabilir Ozan Bey ama bu yıllardır güvendiğimiz ve tanıdığımız birisi. Yatırımcının ricasıyla size yönlendiriyoruz. Ben bu adamla ne yapacağım? İşe alacaksınız. Neden? İhtiyacımız yok ki. Çünkü yatırımcınız böyle istiyor Ozan Bey. Yeterince açık mı? Ne iş yapacak peki? Size gönderdiğim özgeçmişte özellikleri yazıyor. Eminim ona göre bir pozisyon bulursunuz. Neyse, ben kalkayım artık. Ben niye tanımadığım etmediğim bir adamı işe alıyorum ki ya? Her şey yolunda mı olsa? İyiyim iyiyim, yok bir şey. Siz işinize bakın. Brocum, sana bir şey soracağım. Sen anlarsın bu işlerden. Sor kardeşim, dinliyorum. Bu avukat geldi bugün. Tanımadığım etmediğim bir adamı işe almam için diretti bana. Niye ki? Bir yakını falan mıymış? Yok. Gizli yatırımcımızın özel isteğiymiş. Ha, şimdi anlaşıldı. Hayır abi. Hiç anlaşılmadı. Ne yapacağım ben bu adamla? Vallahi yatırımcının içeride bir adamı olmasını istemesi gayet normal. Oğlum, burası holding değil, restoran. İçeriye adamını sokup ne yapacak? Vallahi Uzi, bu yatırımcı sayesinde sıfırdan şahane bir mekan yaptı. Ya bırak, huyuna git. 10 eleman soksa idare edersin. Ama parasını çekerse gümlersin. Öyle düşün. Vallahi orası öyle, yapacak hiçbir şey yok. Takma oğlum kafana bu kadar. Ya baktın eleman canını sıkıyor, gönderirsin. Hadi benim toplantıya girmem lazım. İyi tamam, hadi konuşuruz sonra. Kolay gelsin şef. Hoş geldin baba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hayırdır? Ne ya? Oğlumu iş yerinde ziyaret etmeye geldim. Kötü mü ettim? Yok babam, olur mu öyle şey? Gel otur lütfen. Hayırdır? Sende bir haller var. Baba önemli bir şey değil, işle alakalı. Ya anlatıp da hiç senin canını sıkmayayım şimdi. Oğlum ben zaten boş durmaktan sıkılıyorum. Anlat bakayım, ne oldu? Bu yatırımcı tanımadığım etmediğim bir adamı işe almam için zorluyor. Yani ben niye elin adamına boşu boşuna para vereyim ki? Şimdi anlaşıldı. Oğlum bak, buna iş dünyasında aşılama derler. Kendi elemanını
yatırımcısı olacağın şirkete sokarsın. Hem senin gözün kulağın olur, hem de senin yatırımını kollar. Öğreneceksin bunları. İyi de baba, böyle tepeden inme, emir verir gibi. Sanki hiç derdim yokmuş gibi bir de bununla uğraşacağım. Arada sırada taviz vermek de gerek. Suyunu çıkartma yeter. Ha bak, o elemanı birazcık pohpohlarsın. Biraz fazladan bağış verirsin. Bir bakmışsın, senin aşın olmuş. Yatırımcın da havasını almış. Ha? Diyorsun. Eski kurt seni. Bu saçları değirmende artmadık. Baba. Ne o? İyi ki varsın be. Sen de be. Dur ben sana kahve yapayım. Dur sen yorulma. Ben zaten taze portakal suyu da sıkmıştım. Oğlum annem bana kahveyi yasakladı. Sen al da çay yap. Yeter. Önce bunu al. Çok pardon ben. Halledeceğim hemen. Geldi mi üstüne? Yok oğlum, şuraya bir damla gelmiş, o kadar. Ver şunu bir şey. Bir şey koy oğlum. Ver. Merhaba Ümit Bey. Merhaba Gökhan Bey. Bir şey bulabildiniz mi? Zarfı veren oğlanın izini kaybettik. Sanırım peşinde olduğumuzu anladı. Allah kahretsin. Arkasında kim var öğrenemeyeceğiz yani. Benim bir fikrim var Ümit Bey. Fakat pek hoşunuza gitmeyecek. Nedir? Bunca yıllık deneyimlerime göre bu işin arkasında size yakın biri var bence. Nasıl? Belki iş ortaklarınızdan, belki çalışanlarınızdan, hatta belki de ailenizden biri. Mümkün değil. Peşin konuşmayın bence Hamit Bey. Şimdi size yakın insanlar hakkında bilgi toplayacağım. Tabii sizin de yardımınız gerekiyor. Peki. Uygun gördüğünüz gibi yapın. O sizin. Teşekkür ederim. Ben sizinle temasa geçeceğim. Hoşça kalın.